Herkese günaydın. Bugün sizlerle birlikte logo yazılımı incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ama bundan da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin ana faaliyet konusu her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş işletim sistemi, uygulama yazılımları, veri tabanı, verimlilik arttıran yazılımlar, multimedya yazılım ürünleri ve benzeri her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması ve bununla ilgili her türlü teknik destek, eğitim ve teknik servis faaliyetleri gibi hizmetlerin yürütülmesidir. Kısaca firmamız teknoloji yazılım şirketi arkadaşlar. Bu sektöre dikkat etmek lazım. Yani özellikle ilgimi çeken bir sektör. Genel itibariyle karlılığı ve agresif büyüme yapısıyla çok önemli bir sektör. Bu sebeple orta uzun vadede de yatırım düşünülebilecek bir sektör. Tabii finansallarına ve temel teknik analizlerine dikkat edilerek yapılması doğru olacaktır. Şimdi oranlara geçelim arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı 27,21 olarak gerçekleşmiş. Servis ortalamasının altında, yani bu olumlu ama çok fazla da bir fark yok. Kendi verilerinin de bir tık üstünde arkadaşlar. Nötr aldık bu sebeple bunu. Logonun piyasa değeri bölü defter değerine geldiğimizde 6,36 olarak gerçekleşmiş. Bunun normalde 10 ve 6 olması iyi. Tabii bulunduğu sektörle de karşılaştırılması yapılır. Buna göre bir yorumlanmamdır. Servis ortalaması 4,93 olarak gerçekleştiği için bunu negatif aldık. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 17,51 olarak gerçekleşmiş. Servis ortalamasının hemen altında. Bu sebeple de nötr aldık bunu. Yani şuna da bakılabilir aslında. Servis ortalaması 3 yıllık ortalama 7,55'ten 20,53'e gelmiş. Yaklaşık 3 katına çıkmış. Logonun oranı ise 2 katına da çıkmamış. Yani ne kadar, yaklaşık %50-%60'lık bir büyüme var. Ama biz yine de bunu nötr olarak aldık. Karlılık artmış. %13,91 iken %14,13'e çıkmış. %5 ve üzeri olması olumlu karşılanır. Servis ortalamasının da üzerinde. Bu da olumlu. Borçluluğa geldiğimizde ise %45,81 olarak gerçekleşmiş. Servis ortalamasının biraz altında, kendi ortalamasının hafif üstünde. Bunu da nötr olarak aldık. Genel verileri 3 nötr, bir pozitif, bir de negatif olmak üzere ortalama arkadaşlar. Bunları belirttikten sonra satışlarına bakalım kısaca. Eylül 2019, Eylül 2020 karşılaştırması yaptığımızda %30'luk bir satışlarda artış var. Net kârda aynı dönem için %54,9'luk bir artış. Öz kaynaklarda %40,3. Fabrikte de %120,7'lik bir artış var. Bunlar olumlu arkadaşlar. Şirketin iyi yolda olduğunu gösterir. Son 5 yıldır temettü vermemiştir. Hisse başına kâr 2019'da 3 TL 5 kuruş iken 2020'nin 9 aylık döneminde 4 lira 49 kuruş olarak gerçekleşmiş. Yani %30'luk bir artış var. Az önce de söylediğim gibi teknoloji firması arkadaşlar. Yani orta uzun vadede de yatırım düşünülebilir. Genel itibariyle bu sektör için konuşuyorum. Bunun dışında logo üzerinde konuştuğumuzda da yazılım teknoloji, yani bilişim sektöründe de veriler ortalamaların üzerinde, olumlu manada üzerinde. Şimdi artık grafik incelemesine geçebiliriz arkadaşlar. Grafiğimizi açıyoruz. Öncelikle şunu yenileyelim tekrar. Hızlıca göz atıyorduk. Yani yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde. Bunu yapma sebebimiz de herhangi bir desen, formasyon, oluşum var mı? Bunu hızlıca yakalayabilmek için. Yani strateji gereği bunu yapıyoruz. Hızlanmak adına bunu yapıyoruz. Şimdi genel itibariyle yükseliş söz konusu. Dalgalanma olsa da yükselmiş arkadaşlar. Yükselme trendinde, aylıkta da gene. Yani dipler yükselmiş, tavanlar da yükselmiş. Yükselme trendi. Haftalıkta yükselmiş, yatayda gitmiş. Bir miktar düşüp tekrar yükselmeye başlamış. Günlüğe geldiğimizde lineer de açıyoruz. Bu da yükselme trendi olduğu net bir şekilde gözüküyor. Tekrar aylığa döndük. Bunu logaritmiğe çevirdik. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Fiyat çizgisi 20 günlük, o da 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde. Beklenen olumlu bir gösterge. Onun dışında şurada, yani henüz dönmüş bu arkadaşlar. Yani nerede, yaklaşık, pardon, henüz derken bu aylık olduğu için bayağı eski. Bu, evet, aylık grafikte.
Haftalığa geldiğimizde şuradan itibaren dönmüş, beklenen olmuş. Fiyat 20 günlük hareketli ortalamanın, o da 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Şurada görüldüğü gibi destek olarak görev görmüş 20 günlük hareketli ortalama. Günlüğe geldiğimizde tekrar lineere geçiyoruz. Burada da yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalıştığını görüyoruz. Şurada mesela 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Şurada gene 20 günlük hareketli ortalama. Şurada gene 20 günlük hareketli ortalama. Fiyat ikisinin de üzerinde. Onun altında 20 günlük yani yeşil çizgi, onun altında 50 günlük hareketli ortalama yani kırmızı çizgi. Bu da beklenen ve istenen bir şey arkadaşlar. RSI'de 70 olarak gerçekleşmiş. Şimdi tümünü sil diyorum, artık grafiğimizi incelemeye geçebiliriz. Günlük de inceleme yapacağız. O sebeple lineer açık. Line grafiği de mum grafiğe çeviriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde artık incelememize geçebiliriz dedik. Başlayalım arkadaşlar. Şuradan bir miktar büyütüyorum grafiğimizi. Evet. Şimdi şuradan trendimizi çizmeye başlayacağız. Şurada tabanlara bakıyoruz. Gitgide yükselmiş. Şurada ihlaller olsa dahi yükselme devam etmiş. Genel itibariyle bir yükseliş, yükselme trendinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Trende karşı hareket edilmez. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Yani orta uzun vadede trend ne tarafa, buna bakıp yükselen trendle hareket etmek lazım. Yani tabii açığa satma durumu söz konusu değilse, biz şu an için aldım. Yani uzun pozisyonlardan bahsediyoruz. Long dediğimiz. Şuradan aldım arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Şunu da şöyle bir miktar uzatıyorum arkadaşlar. Yani şurası 1, 2. Yani 1 değdi, 2 değdi, uzat şeklinde. Gördüğümüz gibi gelmiş destek. Şurada bir miktar ihlal var. Üstüne çıkmış. Yani altına düşünce tabii burası direnç görevi görmüş. Tekrar üstüne çıkamamış. Yani bir 60 geri gelmiş. 60 geri gelmiş. En son üstüne 60 artık. Şurada destek. Şurada tekrar destek görevi görmüş. Destek görevi, destek görevi. Şurada bir miktar ihlal, tekrar destek görevi görmüş. Bunu bir paralel çiziyorum arkadaşlar. Paralel çizdik. Şu şekilde uzattık. Evet. Ya kanalımız da oluştu. Yükselme trendi şu kanal içerisinde. Yukarı gitmiş, inlemiş, geri gelmiş. Şurada direnç görevi görmüş, geri dönmüş. Gidememiş. Destek. Yukarı tam gidememiş, geri gelmiş. Destek. Gidememiş, gidememiş. Şurada bir inelemiş, geri gelmiş. Şurada da artık yani bu civarda hareket ediyor. Kırmaya çalışıyor. Yani şurada aslında bir destek de çizebiliriz. Ama öncelikle şunu çizelim tekrar. Bir tane orta çizgi çizeceğim arkadaşlar. Sebebini de şimdi göreceğiz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şunu şu şekilde çizdikten sonra bir miktar daha yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası artık direnç görevi görmüş. Direnç görevi görmüş. Direnç görevi görmüş. Gitmiş, gitmiş. Şurada da aşağıda açıp yukarıda kapatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Günlükte bakıyoruz çünkü. Yani şuralarda üst tarafa yakın. Aşağı gelmesi halinde ilk destek olarak burası izlenir. Buradan geri dönmesi beklenir. Burada kırılırsa aşağı gelip şuraları tekrar test eder arkadaşlar. Arada küçük destekler var. Bunları tekrar tekrar çizmiyorum ki çok fazla bir karışıklık olmasın. Burada yukarıda önce pozisyona girmek için şurayı kırması beklenebilir. Yani burası nereler? 123-124'ler civarı arkadaşlar. Evet, 124 civarı. Bunun üzerine çıkınca alım yapılıp hani pozisyona girilebilir. Altına, hemen altına zarar stopu, stop loss konur. Ona göre devam edilir. Zaten yukarı devam ederse sıkıntı yok. Bunun dışında yani şurayı bir miktar daha büyütürsek şurada artık yeni bir destek oluştuğunu da görebiliriz arkadaşlar. Yani tam olarak şurada. Tabii bu kısa süreli olduğu için çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Ama şurası artık bir dip oluşmuş arkadaşlar. Yani şurada 5-10 günlük bir dip var. Buranın üzerine 60. Dip derken destek diyelim biz ona. Bir destek var. Hatta
Evet, bir destek var. Bunu siliyorum arkadaşlar. Genel olarak görmemiz gereken şu kanal. Bu kanal yukarı kırınca hızlıca bir hareket, sert bir hareket beklenir. Aşağı gelmesi durumunda öncelikli destek şurası. Yani kaç diyoruz? 118 civarı. Daha aşağılarda da 104'lerde artık. Yani şu giderek yükseliyor. Bu da tabii giderek yükseliyor. Şirketin temel verileri olumlu arkadaşlar. Teknik incelemesi de bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk almanıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bu sebeple bu bilgiler ışığında kendi portföyünüzü oluşturmanız beklenir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.